Tabii Mehmet Şimşek'e, Recep Tayyip Erdoğan, Cevdet Yılmaz'a sormuş. Doğru soru sormuş. Yani ne oldu? Mehmet, Cevdet, faiz yükselirse enflasyon düşer dediniz. Ben hala aynı noktadayım. Ben hep söylüyorum. Ekonomiyi en iyi bilen adam Recep Tayyip Erdoğan. Ekonominin kitabını yazan adam Recep Tayyip Erdoğan. Ha, dil konusunda bir eksikliği var. Hitit dilinde yazmış. Ne kendi okuyabiliyor, ne de başkası okuyup uygulayabiliyor. Mehmet'in eksikliği Hitit dilini bilmemesinden kaynaklanıyor. Cevdet'in eksikliği de Hitit dilini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Merkez Bankası Başkanı zaten o hiç bilmezdi. Diyanet İşleri Başkanı zaten Arapça bile bilmiyor. Dolayısıyla böyle bir memlekette ekonomiyi uygulayacak adamı nereden bulacak Recep Tayyip Erdoğan? Geçenlerde Esenyurt CHP Belediye Başkanı çok güzel bir laf söyledi. Kayınbiraderini işe başlatmış. Ne yapayım yani diyor. Kayınbiraderimden bilgilisi yoktu ki diyor. Kayınbiraderimden akıllısını bulamadım ki diyor. Bu işin en iyisi benim kayınbiraderdi diyor. Şimdi bu işin en iyisi Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi siz Recep Tayyip Erdoğan'ı zora sokar, Merkez Bankası Başkanı'nı başkasını atattırırsanız, Maliye Bakanlığı'nı başkasını getirtirseniz, Cevdet'i ekonomiden anlıyor diye sürekli ortalığa salarsanız, Recep Tayyip Erdoğan da haliyle diyor ki ya bunlar bilmiyor bu işi. Bunu bir tek ben biliyorum diyor. Yani nedir diyor? Faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyor. Ancak bir ülke böyle batar diyor. Çünkü ülkenin batması gerekir ki diyor. Herkesin yoksullukta eşit olması gerekir ki diyor. Bu fakirler ve açlara ben daha sonra sadaka vererek, onları destekleyerek, gıda yardımı yaparak ben onlardan oy almaya devam edeyim diyor. Onun için de ülkeyi aç bırakma politikası bunun adı. Ülkeyi yok etme politikası. İşte Onur kardeşim ekonomist. Ülke kurtulur mu? Çok güzel ifadeler kullandı. Tebrik ediyorum. Bu akşam can kulağıyla dinledim. Hakikaten güzel şeyler söyledi. Ya bu ülke kurtulur. Nasıl kurtulur? Çaldıkları parayı geri getirseler kurtuluyor zaten. Çaldıkları parayı geri getirseler ya. Ya geçen okuyorum, bir röportaj yapmış birisi. Recep Tayyip Erdoğan çok duygusal bir insanmış. En büyük özelliği saat koleksiyonu yaparmış. Bak bak, gördün mü? Ne duygusal. Parmağındaki bir yüzükten başka bir servetim olursa vallahi haramdır diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın saat koleksiyonuna bakın. Bir tane patek var. 5 milyon dolar. O kadar Diğer var mı ya? markalar bilindiği için bunlar markaya girmiyor. Rolex falan Estağfurullah desem ya. nasılsa ne seyirci Tabii alabilecek, ne de biz alamayacağımız için bunları marka saymasın ya. Rütük. Rolex'ler var seri halde. En düşük fiyat 50 bin dolar. Emine Hediye Hanım'ın ediyorlardır çantaları onları. 50 bin dolar. Dolayısıyla bu paralar bile ekonomiye geri gelse ekonomi kurtulacak. Ama böyle bir derdi yok Recep Tayyip Erdoğan. Buğday üreticisine %12 verdi. Ahmet Güldal, Toprak Mahsulleri Ofisi Başkanı. Ne diyor? AKP Grup Başkan Vekili Leyla Hanım ne diyor? Avrupa'nın en yüksek buğday fiyatını biz açıkladık diyor. Yani biz %12 az derken, 9 bin lirayı biz az bulurken, Tarım Bakanı, Toprak Mahsulleri Ofisi Başkanı, AKP Grup Başkan Vekili bunun çok yüksek bir fiyat olduğunu söylüyorlar Avrupa'ya göre.